Bakıldığında bambaşka bir Galatasaray. 2 45'te e, bambaşka bir Galatasaray. Şimdi 4-0'lık bir skorun ardından muhtemelen tabii, hücum oyuncularının performansını konuşmaya devam edeceğiz ama ilk yarıda Nelson'un da çok kritik hamleleri vardı. Tabelanın değişmemesini sağladı. İkinci yarı zaten kaliteli ayaklarda işi çözdü. İki kritik hamlesi vardı gerçekten. E, Nelson zaten Galatasaray'ın zorlandığı maçlarda bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında çok e, fazla e, savunmaya ayakta tuttu Galatasaray'ı ayakta tuttu. Skoru tuttu Galatasaray. Sonrasında kazandı. Yani çok önemli bir stoper katkısı diyebiliriz ki her daim iki yıldır gönderilecek ha gitti, ha şimdi gidecek denen bir oyuncu. Ya ben çok fazla rekorların kırıldığı bir sezon oluyor. Ya yani ona değinmek istiyorum özellikle Fenerbahçe rekor kuruyor, Galatasaray rekor kuruyor ve 100 puanın üzerine çıkacak Galatasaray. Yani görülmemiş bir şey olacak. Herhalde Öyle 105 görünüyor. puan mı olur, kaç puan olur? Puan rekorları kırılıyor. İşte Okan Hoca e, ikinci yarıdaki bütün maçlarını kazandı. 13'te 13. Yani inanılmaz rekorlar. Şimdi burada Alanya Spor, Levent abinin dediği gibi son 4 maçını kazandı. Müthiş savunma yapan bir takım. Bak, e, 7 ligin, kaybetmiyorlar. Ligin en iyi savunma yapan, ilk yarıda da gördük onu. Çok iyi savunma yapıyorlar. İşte Oğuz Aydın müthiş. Yusuf soldan, Oğuz Aydın sağdan. Efecan. Serce, Auer zaten dağıldı gitti. İlk yarıda Kön de çok zorlandı. Yani o, o, o Oğuz Aydın ya kolay değil onu durdurmak ama yoruldular. İlk yarıda çok savaştılar, ikinci yarıda yoruldular. Tabii ki ya Okan Hoca'nın gerçekten hani yeni bir Fatih Terim geliyor. Hatta performans olarak Fatih Terim'in de hani başarı olarak değil ama lig performansı olarak Fatih Hoca'nın da önüne geçti. Yani mesela yaptığı değişiklik öyle böyle bir değişiklik değil. Normalde teknik adamlar 70'e kadar beklerler. Beklemedi. Yani o, o da önemli. Yani şimdi Kerem Aktürkoğlu'nu Kerem alıyorsunuz. Ziyeç'in ne vereceğini bilmiyorsunuz. Kaan Ayhanla bütün e, oyunun e, şeklini, şemasını bir anda değiştirdi. İşte Barış Alper solona geçince darmadağın etti e, Alanya Alanyaspor'u. Yani iki tane kopya gol attı. Sanki ilk golün tekrarını izliyormuş gibi olduk Aynen. attığı ikinci golde. Ya yani Galatasaray'da mesela e, Icardi'ye bakıyorsunuz. İlk yarıda 13 kez topla buluşmuş. Mesela Old, Trafford'da attığı golün benzerinde orada koşup giremedi. E, Hayra, kimdi o? Hayra Dinao işte değil mi? O son anda girdi kademeye. Hader Jonay. Ha, Hader Yakın isimler. E, vurdurmadı. Evet. Yani sonuçta baktığında hani Icardi işte eski ritminde değil çok fazla topla buluşmuyor. Çok koşmasa da yürüye yürüye gol atabiliyor. Yani Okan Hoca o formanın arkasında Icardi yazmasa ilk yarıda belki de ikinci yarıya başlamayacak ilk oyuncu olabilirdi Icardi ama ne kadar büyük oyuncu olduğunu da görebiliyoruz. Oyundan hiç kopmuyor. Ya Galatasaray kaybedebileceği şu son süreçteki hani Fenerbahçe maçını ayrı yere koyuyorum. Zaten o maç şampiyonluk maçı olacak ama bu süreçte puan kaybedebileceği tek maç Alanya maçıydı. Hem e, takımın Alanya Alanyaspor'un e, çok iyi oynaması, büyük maçları iyi oynaması Fatih Tekke'nin böyle büyük maçlara çok önem vermesi ama onun da ilk yarıda atılması Alanya Spor'un bütün dengelerini de bozdu. Onu da kabul ederim. Sağ kenarından takımını iyi yöneten bir hocaydı. Ya onu da Umarım... konuşuruz ama 20. dakikada hani hocanın bu kadar sinirlenmesi de açıkçası enteresandır. Yani Öfke kontrolünü yapamadığını düşünüyorum. Ben Trabzon'da oynarken de çok böyle e, dik duran haksızlığa tahammülü olmayan e, sağda hani masaya yumruk vururlar ya sağda da o tavrı koyan bir oyuncuydu. Hiç da, değişmeyen e, bir şeyi var, yapısı var, ruh hali var. Orada e, öfkesinin kurbanı olmuş olabilir. Bilmiyorum nasıl bir şey yaşandı yardımcı hakemle ama ya, hakemlerin de görevi o teknik adamları sahada tutmak. Onlar da e, aktörleri bu işin, başrol oyuncuları. Çünkü, ba, çünkü teknik adamlar sahada olmayınca e, böyle e, masanın bir bacağı eksik oluyor. Öyle söyleyeyim. Hani Alanya Spor Gal Galatasaray'a karşı ikinci yarıda direnebilir miydi? Onu bilmiyorum ama Fatih Tekke de kenarda olsa daha da e, keyifli bir maç izlerdik ama yani Bence orada bir söylem var çünkü yardımcı hakem attı. Benim duyduğum ben yani küfür ettiği söyleniyor evet, işte, ama etmiyor. biz yani, duyamadık tabii ne olduğunu bilmiyoruz tahmin ama küfürlü şu bir söylem anda. olduğu için hani offside işte niye devam ettirden bilmem ne gibi bir şeyler olmuş ee, ama Fatih Tekke çok değerli bir teknik direktör yani şunu söyleyeceğim Galatasaray ilk yarıda başka bir takım olsaydı Alanya 2-3 gol atabilirdi. O derecede savaştılar Galatasaray'a karşı. İyi mücadele ettiler. Ama Galatasaray hem iyi savunma yaptı hem de skoru tutarak ikinci yarıda tabii ki Ziyech'in girmesi. Yani Hacı'nin golünü attı resmen ya. Öyle bir gol yani sezonun ilk 5 golünden biri olur. Öyle güzel bir gol attı. Kesinlikle. Defalarca izleyebiliriz. O yüzden hani Galatasaray büyük takım işte böyle oluyor. Hani şampiyon olacak takım. Fenerbahçe de aynı refleksi gösteriyor. İki takım da şu andaki performanslarıyla şampiyonluğu hak ediyorlar. Tabii ki Galatasaray'ın bir fikstür avantajı var. Bir de Fenerbahçe'nin Avrupası olması nedeniyle. Ya yani Galatasaray'ın önü açıldı öyle söyleyebilirim. Tek takılabileceği maç bence Fenerbahçe maçının dışında bu maçtı. Bu maçta kazandı. Bence ben abi, diğer maçlar da sıkıntılı. Yani Bakacağız ben zaten iki takımın spor maçının Karagümrük deplasmanlarının kolay bir deplasman olacağını düşünmüyorum. Karagümrük'ün oynadığı oyuna bakarsak. Şimdi yol kısalınca e, yani. maçlar da kesin daha sinema, zor geçiyor. Fikstür kolaylığı deriz Zeki Müdür ben ona katılmıyorum. Fikstür kolaylığı yok. Peki fikstüre bakarız zaten. Ee, az sonra Gürcan abi senden de bir maç değerlendirmesi alayım. Demin biri Zeki ile Levent Tüzümen'den farklı ne diyebilirim. <laughs> <laughs> buldum mu? Abi? Sona kalmak bir böyle buldum. bir şey işte. Yo. Buldum buldum. <laughs> İlk yarı farklı bir Alanya Spor. ikinci yarı farklı bir Alanya Spor. <laughs> güzel. güzel. <laughs> bu açıdan bu işte <bulmuşsa> güzel. Doğru. <laughs> İzledik. Ee, diyerek gireyim. Reha Hoca'yı hatırladım ben maçı görünce. Yani burada teknik taktik analiz yapıyorduk ama e, işte beraber program yaparken çok e, futbolcu gözüyle kendisi de öyleydi. E, bir yorum vardı. Her şeyi önlem alabilirsin, yeteneği alamazsın. Yani e, Alanya Spor evet iyi mücadele etti. İyi de, iyi de direndiler. Gol pozisyonları da buldular ama işte o Barış Alper iğne dediğinden geçirdi topu. Ya da işte biraz önce bahsedilen Ziyeş'in golü. Yani e, bunlar ekstra yeteneklerin kişisel performansların getirdiği sayılar. Getirdiği e, galibiyet gal konuştuğumuz zaman. Ve ee, katılıyorum. Zor bir deplasman. Ben puan kaybeder diye düşünüyorum. Mesela dün burada program yaptık. Yani e, Alanya'nın performansı, Zeki de söyledi, e, Fatih Tekke'nin e, yorumlaması ki ilk 45 o planlar dahilindeydi. Yani ilk, ilk 45'te kaç? 7 şut yakalıyorlar galiba ya da ilk yarı bittiğinde 0-26 iki takımın gol beklentisi. Gol beklentisi. Ama ik ikinci yarı Galatasaray takımı Vitesi öyle bir arttırdı ki yapıştırdı e, Alanyaspor. Yani ilk, ilk yarıda o paslarla, ayağa direkt paslarla e, çok iyi çıkarlarken ikinci yarıda buna müsaade etmediler. Yani şeye överken, Barış Alper'in e, performansını Hı. överken ya da Ziyeş'in şutunu e, överken e, Galatasaray orta sahasında yaptığı baskıyı Mertens'le beraber... Mertens, de, çok top tabii, tabii, evet. Mertens liderliğinde Torreira, Kerem. E, gerçekten yüzünü döndürmediler. Mesela ilk yarı Oğuz da, Yusuf da, değil mi? E, çok iyi toplar yakaladılar. Kanatları çok kullandı Alanya Spor. Hı? İlk yarıda kanatları çok kullandı. Tabii. Yani. Çok iyi toplar yakaladı. İkinci yarı 2-3 işte iki, tane Oğuz'a geldi herhalde. Yusuf zaten e, yok, yok önce oldu. Golden kritik bir an vardı. Şey, şey, önce şey, Efecan şey, Efe sonrasında Oğuz sonuç alamadı zaten. Sonrasında Galatasaray golü buldu. Yani iki takımın hakikaten sert mücadelesi var. İyi oynayan iki takımın sert mücadelesi var. İyi futbolcuları olan iki takımın sert mücadelesi var. 6 maç kaldı. Katılıyorum Zeki'ye 100 puanı geçecekler.